Selamünaleyküm benim güzellerim, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Günler sonra sizlere bir video başlatmak istedim. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir günde İstanbul'dan herkese sevgiler, saygılar diyoruz. Günaydınlar diyebiliriz. Bize daha sabah arkadaşlar. Ben bunu akşam anca yayınlarım. Editler üzerine. Hepinize iyi akşamlar o zaman. Arkadaşlar bugüne başladık. Bugüne yine valla telefondan başladık. Uyan dedim, öyle telefon kurdum, baktım bir 850 numara arıyor. Beni normalde şeyden arıyorlar arkadaşlar, durmadan. Bu internetin tarifesi bitti, yok internet açalım, yeni internet yapalım diyorlar. Ben oydu iddia edeceğim, baktım başlamıştı diyor bu keskin. O da yemek şeysinden, sepetindeymiş yine. Buna vallahi yemek sepetinden şey yaptık, başladık. Evet. Bu değerli ablamız yine sabahın köründe göndermiş valla. Sabahın nurunda duramıyor nur yüzünden valla. Uyan dedi kardeşim, sabahın körü değil mi? Yani saat 9 falan geçti. Ama sabahın körü demek günahmış ya, sabahın nuru de. Sabahın nurunda arkadaşlar. Uyan dedi şey olarak şaşırdık valla şu deyince. Annem dedi Hasan bizim kapının zili gibi çalıyor diyor. Annem her zil çalmasında bir şey yok yani, şu oranın sonra kendine geliyor böyle. Aslında biz de vardı bu kızın ama yine de sabah sabah şey değil mi? O telefonda duymadı ya, annem falan öbür odadaydı. Ondan şaşırdık. Yine arkadaşlar kahvaltılık göndermiş bize. Değerli atlarımız. Neler neler valla. Sağ olsun. Valla hem burada kalıyor hem de daha onu düşünüyor. Aslında biz valla hani çıkıp gel ya da kendimiz burada yapar şey yapacaktık ama işte o bizden hızlı davranıyor. Düşünebiliyor aynen musunuz? Hepiniz de o güzel dualarınızı etmişsiniz. Allah razı olsun abladan diye yazmışsınız. Sağ olun arkadaşlar. Biz de valla çok dua ettik. Şu poşet bizim poşet mi? O çok poşetimiz. O çekmiş var, o poşeti şimdi atladı. O atladı. Çiğneydim vardı ya, çekirdek. Mutlak da böyle arkadaşlar. Dünya merak edenler olmuş ama öyle şey oralı evin içinde şey yapmam. Evin içinde her zaman salonu gördünüz. Salonu öbür odalarda aynı düşünün. Aynı güzellikte. Lamba sistemi, ışık sistemi. Ve şey normalde ben hani belli zaman süre şey geçer diye şey yapıyorum ama bunlar çok hoş olmuş arkadaşlar. Aynen. Her bir taraftan şuradan ayrılıyor bir yakında. Her şey çok güzel arkadaşlar. Şuradan gerçekten bir ayrı lamba yanıyor, kenarlardan tavla var. Mesela bu kenar yanıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu da bir tavla. Zaten zevki çok güzel bir bayan. Her şöyle yönden. Valla. Şöyle. Bu evinde de yansıtmış arkadaşlar. Zevkin çok şöyle güzel. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yaşamayı, oturmayı nasip etsin. Mutlak dolabının içine yaptı. Led yapılmış, oraya yaptı. Bu da karşı tarafın ledini yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle aydınlık bir video çekelim. 5-10 dakikalık olsun. Az video çektiğin kısa, kızıyorsunuz arkadaşlar, tam tadında bırakıyorsunuz diye. Uzun da çeksek anca geç kalıyor diye şey yapmıyor aslında. Dünün geç attığımızı yapmışlar arkadaşlar. Dünün hani geç attım ama çekim orada hani oradan çıkalım, şey yapalım, bugün de hani boş değil. Ama bugün biraz daha erken bence atabiliriz, nasıl erken atarız. Cansu böyle kahvaltıda burada çekim yapacak. Evet. Ben de arkadaşlar sizlere dışarıda böyle gezdiğimiz güzel yerlerden çekim yapacağım. Bakalım nelere gideceğiz. Aklımız daha oralara gideceğimiz illeri bile düşünüyor. Akşam onun da mesajını yazmış. Şuralara gidin, şuralar çok güzel diye yazmış. Valla anlatılmıyor ya. Cennetlik diller ya. Evet. Allah'ım inşallah nasip ediyor burada. Taksicinin numarasını yazmış. Şu taksiciyi çağırırsanız gelirdi. Ondan sonra gideceğimiz nereden nereye gidelim şeysini, vaktini, saatini atmış, o vapurdan geçiliyormuş, onları gezdir diye şey yapmış. Valla her taraf şey yapmış arkadaşlar, gezeceğiz, dolaşacağız. Bu şeyin tadını çıkartacağız arkadaşlar, kendimizi tatilde gibi yapacağız yani. İnşallah. Boş bulmadansa değerlendirelim. Bu imkanlar bize sunan atlamızdan Rabbim ne murat varsa versin. Valla akşam şöyle yatağa uzandım. Allah'ım dedim sanki annemiz gibi yani, bir anne bizlere. Evet, vallahi. Zaten çoğu da yazmış. Demek ki insanlık daha ölmüyor. Çok şey sevmişler, mutluluğu atmışlar. Bazı insanlar da ölmedi. Çoğu da yazmış. Biz de olsak size kapımızı açarız. Allah razı olsun arkadaşlar. Düşündüğünüz yeterli. Bizim de kapımız açık arkadaşlar. Böyle hani Aksaray'a geldiğinizde, böyle işiniz olduğunda olur ya, gelirsiniz belki 1-2 günlük işiniz olur, 3-4 günlük işiniz olur. İşte bizim de evimiz, kapımız. Bir daim vallahi. Olmaz canım. Bunu da koymayayım mı? Onu sonra öğlenle falan diye de akşamı da hoşçakalın bence. Öyle bir şey ancak Ömer anlattı. Ömer ama bunda. Değil mi? Değil mi? Onu mu getirdim? Dur. Akşamki pideden vardı arkadaşlar. Ömer'inki bir de benimkinden arttı. Hasan'ınkinden arttı. Benden de biraz arttı. Çorba falan da var ya. Amca içtim, şey yaptım. Arkadaşlar dedim ki bizim kapımız da açık. Bugünkü gelen şeyler de bunlar arkadaşlar. İçinde yazıyoruz üstünde. Sen de içmeyiz hocam. Hasan oradan çay bardaklarımızı ayarlıyor musun? Hepsiniz var ya orada. Çayımızı içelim. Yoo! Çayımız hazır. Artık arkadaşlar mutfakçı
Hasan'ı tut karşımda. Ya mutfak bahane nelere mal oldu görüyorsun. Mutfak bahane. Allah'ım bunun içi var ya çikolatalı tost. Ömer'e bu. Allah'ım yarabbim. Bu kadar ince düşünceli olamaz bir insan ya vallaha. Ben bozdurum tutuyorum yemin ederim. Acayip değişti. Ne babam? Bu kadar sevmek saymak çok çok. Valla bırak kocaman ev burada seninle şey oynarız bak. O da bizim çok kıymetlimiz her daim. Senin burada var ya. Vallahi. Şey saklanmaz oynarız bak. Vallahi oynarız kocaman ev. Burak kaç harfiydi sen de yavrum? 5 herhalde. 5 herhalde diye anne. Şuna şöyle koy yan yana soğumasın. 4 anne buradan 4 harfi dedi. Ama salonun büyük şey bölsen arkadaşlar 5 de olur 6. 6 artı 1 de olur. Öyle büyük salonu. Bizim kolye Yasin abi de benim her zaman destekçim. O da yazmış. Çok güzelmiş. Kim diye merakmış. Yani bizim oralı olmadığını söyledim ben de. Ona da buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yasin sallamış abimize. Selamlar. El salla. Merhaba dedi akıllarına. Ha seni izliyorlar orada. Merhaba de. Ha? Utanma. Başörtüm gidiyor. Utanma yok bana. Arkadaşlar annemin Umre'den getirdiği yazmamı taktım görüyorsunuz. Yorumlarda belirtiyorsunuz arkadaşlar. Cansu'nun kendi yaptığı başörtler daha iyi oluyor. Kendin yapsan olmaz mı arkadaşlar? Orada o imkan yok. Yani ekranlara uyar şekilde giyinmek gerekiyor. O yüzden onların söylediği gibi makyajımız zaten onlar yapıyorlar söylediğim gibi. Burada da sandviç var biliyor musun? Ama şey... biraz fazla oldu ya geleli. Azıcık. Şöyle. Biraz yüksekte kaldınız da. Ben yine de sizlere göstermeye çalışıyorum. İyi bir gurbeti ben mi yarattım diyeyim mi? Hadi bakalım. Gurbet de ekliyorum. Ama neşeliyiz. İyiyiz. Ama ben mi? Çalışmaya mı geldim sanki buraya desene? Yani. Ama gurbet de izleyeceğim çok onlara gelsin ya. Bir tane hatta kardeşim Türküsü istemiş. Onlar neymiş diğerle şey demedi arkadaşlar. Söyleyemedik kusura bakmayın onlar da size için söyleyeceğim. Hadi bakalım. Yokluk beni mecbur etti. Gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti. Gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti. Gurbeti ben mi yaratın, gurbeti ben mi yaratın? Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yaratın? Gurbeti ben mi yaratım? Parça da benden sizlere gelsin arkadaşlar. Ağzına yüreğine sar. Niye bunlar tepsiye koymuyorsun? Malum burası apartman olduğu için arkadaşlar öyle yüksek evdeki gibi dike çıkarak bağırarak hani olmadı ama. Bu da Ömer'i. Kısa öz olsun dedik sizlere ufak bir fasıl geçtik. Şu anda arkadaşlar benim gore yok ama evde olsa kalan kepneğim çıkmayacak. Aynı şey yarışmada da böyle dolanıyor ya etrafında yine dolanıyor biliyor musunuz? Arkadaşlar yapıyor gibi göstereyim ben. Ama ev hani size nasıl şey açacağım krep açacağım bir bana arkadaşlar. Allah Allah. Krep orada dünkü videomda bayağı vurmuşsunuz. Ben de git. Tavamız var anne de. Krep tavamız var mı? Bizim bir heyecan var. Tamam, ben çocuklara yapıyorum ya. O krep tavasına bana bir... Krep değil de pankek çok seviyor yüksek. Mesela ben size pankek, ona yapıyorum ben. Pankek yapın ben size. Siz eve tamam, gidin bana söyleyin unutma. Şöyle. Görüyorsunuz. Bardaklarımız hazır. Çayımız hazır. Bardakları götürün. Bir de bunları da götürün. Bir şey. Ama Ömer'e şundan koyacağım bir tane. Ama çikolatalı şey var değil mi? Ha? O zaman hadi soframızda görüşelim. Restorantımıza hoş geldiniz efendim. Hangisini yiyeceğim? Hangisini? Ne bilmezsen hangisini yiyeceğim be? Çayımızı içelim ondan sonra. Ne orası olsun yani? Yerine çıkalım. Şu da aynı bizim oranın lavaş gibi yapmışlar. Şepesi. Şepesi de yapmışlar. Çikolata içine sürmüşler. Hangisi iyiydi? Eskili mayradan yapmışlar bunu. Ne mi? Ben şundan başlayayım arkadaşlar. Ben bundan iyi durum. Cansu da çayımızı katsın. Baba su dedim ben onlardan. Su getirdi olmadı mı sana? Ve sen aslında Bismillahirrahmanirrahim.
Suni bir vasanda içsin. Baharım baharım. Öbür taraftan bana, dur annem bir sonra. Heh. Al da iç onu. İyi tut. İyi tut oğlum. Bir kere onu alayım. Maşallah Ömer öyle bir huyu var. Bunu mesela aldı. Bu bitmeyince bırakmıyor. Doysa da şişse de az sonra içecek ki o yüzden. Bunu böyle yarım koymaz yani. Çayları bir dolduralım. Ama damlıyor. Anne bana nasıl edin? Köpürmesin diye mi aldın ya o yüzden oldu. Sana ama şey getirdim. Sana burada meyve suyu getirdim. Meyve suyu getirdim o. Linkin getirdim. Anne bana çay istedim. Sen daha yemek yemedin. Niye damla ot koyuyor? Çok güzel. Bir kısa gibime geldi. Evet kısa. Bilmiyorum hep mi böyle. Şöyle. Beğendiniz mi sandviçi? Güzel sevdim ben. Ah kopulmasını nasıl iyi doldurdum ya. Kuvalarla ağırız, hani genlerimiz bu onlar. Estağfurullah. Arkadaşlar biz bugün bol maceralı bir geceden uyandık. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ana şeker getirdim. Hemen geliyorum. Getirin anladım. Bir de bana serpak getireceğim. Serpak oradakiler. Şundan mı usta? Şeyde de var da. Maddi manevi temizlik işinde. Arkadaşlar sabah saat 5'ti. Bir uyandım. Ondan sonra neydi onun adı? Ney? O şeyin adı neydi? Ha klima mı? Ha klima. Onu Hasan akşamdan bir açmaya çalıştı arkadaşlar. İşte sonra başaramamış öyle söyleyeyim sizlere. Sabaha karşı bir uyandım ben saat 5. Böyle birazcık soğuk geliyor gibi geldi bana. Yani öyle hissettim. Sonra Hasan'a doğru gidiyordum. Bu mesela o tarafta yatıyor. Ben de oradan klimaya gördüm. Baktım. Buna doğru geliyorum. Ayağım bir şey daldı böyle. Tak dedi. Hasan, ama bayağı ses geldi herhalde ondan. Yok ya. Ya bana uyku hemen söyle. Sen uyku hemen söyle gel. Sadece mesela şöyle düşün. Telliğim bir şey daldı. Öyle oldu yani. Ben de öyle hissettim. Öyle gibi kulağıma. Ya da anladım. Rüyada mı öyle gördüm? Öyle oldu. Bir şey olmuş işte. Hasan öyle da öyle hissetmiş. Yani. Ondan sonra kahverdi gözlerini açtı. Anne! Anne! Diyor. Yat vallahi dedi ki kızacağım sana. Beni de korkutuyordum. Her yıl karanlık. O da karanlık. Daha gün ağarmamış. Bu anne diye bağırıyor. Yat dedim. O da annem geldi sanırmış. Ama nasıl? Anneme bir şey oldu da çağırıyor beni. Gülemedim de. Korktum çünkü Hasan'dan. Ama sesine hatırlıyorum. Şeyi ben çalıştırdım o şey. Sıcaklık. Arkadaşlar burayı ayarlamışlar ama o odayı açmamışlar. Ben açtıydım. Herhalde buranın da şeyleri var böyle ısındıktan sonra belli şeyden sonra herhalde da kapanıyor. Çocuk uçturdu biraz daha açın dedim o da açılmadı. O şeyi aç dedim yani sıcaklık gelsin diye. Sıcağı da aslında canlı soruza bak soğuk geliyor diyor o saatte de bilmiyorum. Soğuk geliyor gibiydi arkadaşlar öyle söyleyeyim ama geliyor. Ama şişine baktım internetten araştırdım sıcağı ayarlar dedim. Şey güneş moduna getirdim onu da aç dedim biraz. Doğrudur belki ama. Dediğim gibi bana soğuk gelir gibi oldu. Ben de ne bileyim Hasan'a değil dedim. Ömer yanımızda zaten. Bunu da aramızda yatırdık bu küçük adamda. Sabaha kadar bir Hasan'ın üstünü açıyor bir benim. Çok Hasan bir kahve bıktım senin şey, üst taşma. Ayağını açıyor diyor demin. Üstünü örtün. Ömer var ya artık psikolojik olarak alışmış arkadaşlar. Uyusundan hem uyku of diyor bir. Bıktım sizdendir ya bize. Aynı öyle yapıyor. Sen yemek yemeyeceksin oğlum. Gelemez. Karnını doyurun. Evet. Epek tabi. Birim ben yandan Ömer o tatlı. Şu var ya içi çikolatalı bak. Ondan ye. Sana teyzem ne göndermiş? Bana götte. Abi ısıtıracağım öyle. İç hep çikolata bak dolu. Koy bize şefesi gibi olmuş yani. Ooo ne nasıl yiyorsun onu? Bismillah. Sen ne istiyor musun? Bismillah. Ha? Sen ne istiyor musun? Çikolata var burada ben bakım da yerim olmazsa. Nasıl girmeli konuşuyor da sana. Benim aslanım o değil mi lan? Evet. İyi hadi bir ısıtır bana da bak bana da. Bismillah.
Islak. Isıtır. Çok ısıtır lan ne o buçuk adam. Çikolatası içinde daha az şöyle. Çok ısıtır şöyle biraz. Bir de ayağını çek annem öyle koyulmasın. İndir ayaklarını. İndir ayaklarını bebeğim. Tamam lan bir de benim. Şöyle dik otur aşkım. Ne oldu? Muzlu neydi oğlum mu Ömer? Valla. Bu mu Ömer? Bundan mı birim anneciğim? Isıtır gel. Ömer böyle.